Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yöremin Tadı programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yöresel ürünlerimizi tanıtacağız. Yöresel ürünlerimizi yapacağımız bir program olacak. Umarım birlikte çok güzel vakitler geçireceğiz. Kayseri'nin en ücra köşelerinde de olsa, gidip görmüşlükler de olsa her türlü güzelliklerden bizi mahrum etmeyen misafirlerimiz bize bunları anlatacaklar. Evet, Hacılar Hürmetçi köyünden Hürmet teyzem Evet. geldi. Bugün bizlere çok güzel hürmetçi ketesi ve hürmetçi Hürmetçi yağlaması yapacak. Oldukça yöresel ürünler kullanarak hazırlayacağı çok güzel yemekler hazırlayacak bizlere. Tekrar hoş geldiniz. sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi İyi, misiniz? hamdolsun. Sizler de iyisiniz Elhamdülillah, inşallah. bizler de iyiyiz. Sizleri gördük. Çok mutlu olduk. Evet, biz de mutlu olduk. Hürmetçi köyünden geliyorsunuz. Evet, Hürmetçi köyünden geliyorum. Atlarıyla, mandallarıyla meşhur, Evet. yoğurduyla, kaymağıyla, tereyağıyla meşhur. Evet. Zaten ürünlerimizi Evet, de getirmişsiniz. Bunlar evet. seyircilerimize de aktaracağız zaman zaman. Yağlama yapacağımız için hemen şebitimizi Evet, hazırlamamız gerekiyor. hemen hazırlayalım. Hazırlarken de diğer yandan Evet, sohbetimizi şebitimiz için gerçekleştiririz. 4 bardak un. 4 bardak unumuzu koyalım. Bir bardak ben koyduydum önce buraya. Bir Evet. bardak daha koyuyorum. 2. 4 bardak unumuzu Evet. içerisine ekliyoruz. 3. Şöyle 4. Evet. Evet. 4 bardak un. Bir tutam tuz. Evet. Normal standart çebitimiz. Ama Evet. özelliğimiz nedir? Hürmetçinin Özelliğimiz olması. kaymakla yağlayacağız biz bunu. Özelliği o. Evet. Evet, bismillah. Tuzunu attık bir tutam. Sonrasında suyumuzu yavaş Suyumuzu yavaş da yavaş vererek yavaş veriyoruz. oldukça Evet. manda kaymağının özelliklerinden de bahsedecek olursak mandadan yapılması. Evet, mandadan yapılır kaymak. En iyi kaymak mandadan olur. Başka şeyden olmaz. Yani süt yüzü deriz biz Evet, başkalarına. yağlı olduğu için hem de Mandanın ekstra sütü, lezzetli oluyor. evet, çok yağlı olur mandanın sütü. Onun için kaymağımız, tereyağımız, yoğurdumuz sert olur kaymağın. Her şeyi mandanın güzel olur yani. Yoğurdu sert olur, kaymağı güzel sert olur gördüğünüz gibi Evet, böyle. bunları da bizimle tanıştırdığınız için Evet. çok teşekkür ederiz sizlere. Evet, manda, yoğurdumuz, Evet. Peyniri, peyniri mandara değil, peyniri. Evet, mandadan manda yapmış peyniri. olduğunuz peyniri. Manda tereyağı, manda sütü. Manda sütü Evet. oldukça yağlı olması zaten ön plana Evet. çıkıyor. Manda yoğurdunun yanlış bilmiyorsam sarılığa çok iyi geldiğini Evet. söylüyorlar değil mi? Ayrıca Evet. da Sarılık, kalsiyum deposu. deposu, Evet, evet. çocuklara falan kemik Kemik şeysinde, gelişimine gelişiminde oldukça çok güzel. faydalı. Evet. Kaymağımız zaten inanın Evet. çok güzel duruyor, çok muazzam duruyor. Ok gibi duruyor diyebiliriz yani. Öyle değil mi? Evet, güzel kaymaklarım. Böyle olur camız kaymağı. Bazı yerlerde gösteriyorlar ama böyle değil kaymaklar. Süt yüzüne kaymak diyorlar mesela. Evet. Gerçekten Allah razı olsun getirip de Evet. bize tanıştırdığınız için. Eğer bu kaymaksa diğerleri ne diyoruz yani? Evet, aynen İnanın o öyle. derece muazzam duruyor ve inanın sizler de hürmetçi Meşhur zaten kaymağıyla meşhur kesinlikle Hürmetçi köyü. hürmetçiye giderseniz Yoğurduyla, kesinlikle alsınlar yani. evet, yoğurduyla, kaymağıyla meşhur. Muazzam bir ürün yöreselimiz. Yanında da hemen tereyağımız var. Tereyağımız, manda tereyağımız, Yine evet. ondan kaynaklı gerçekten tereyağı kokusu olan bir tereyağı Evet, diyebiliriz. aynen öyle. Elinize kolunuza sağlık. İnşallah bugün de Köylerimiz güzel, atlarıyla meşhur, turistik alan. yılkı atlarıyla Yılkı değil mi? atlarıyla, Fotoğraf evet. çekmeye Evet, geliyorlar. gelin adaylarımız hep fotoğraf çekinirler. Dışarıdan misafirlerimiz oluyor, turistlerimiz, yabancılardan. Hürmetçik köyüne oldukça da turistler de geliyor. Hem Evet, yerli hem yabancı. yabancı çok geliyor, evet. Yabancılar daha mı çok Yabancılar geliyorlar? da çok geliyor, evet. Evet, kesinlikle gezilip görülmesi gereken Evet. yerler arasındadır sevgili Mandalarımız izleyicilerimiz. mesela 2000-3000 mandamız var köylerimizde. Maşallah. Rabbim sayısını artırsın inşallah. Amin. Evet, çok güzel. Böyle bunu şebitimizi yoğurduk.
biraz dinlensin. Evet, çetemizin biraz... hamurunu yapalım biz hemen. Evet, onu hemen dinlenmeye evet. alalım. Ben hemen üzerine bir örtü kapatayım. Dinlensin, kurumasın evet. hamurumuz. Ocağımızı yakalım. Ben hemen ocağı da yakayım. Evet. Ketemizin içine yapacağız. İçini hazırlayacağız evet. değil mi? Evet, manda tereyağı koyduk. Bunu yakacağız, ununu katacağız. Evet. İçine bir top tereyağı koydum. Burada bizim temiz bezlerimiz vardı. Ben hemen buluyorum onları. Şöyle kapatalım. Tamam, kapatalım. Aynen, kapalı olması bizim için yeterli. Burası açıldı değil mi Mustafa Bey? Evet, altı açık. Evet. Birazcık daha açalım. Tamam, açalım. Tereyağımız erisin. Evet. Aslında kete içi diye hazırladığımız tekrardan içine un kavurmamız un, öyle evet, değil mi? Un kavuruyoruz, evet. Kavrulmuş unu hamurumuzun içine koyup açıyoruz. Yeniden bir iç evet, hazırlayacağız. Evet. Ramazanlarda falan biz çok yaparız. Ramazanlarda zaten olmazsa olmaz. Evet. Kayseri'de zaten evet. en çok evet. hazırlık olan evet. o sahura kete hazırlığı, evet. Katmer hazırlığı öyle değil mi? Evet. Bunları sürekli yaparız Ramazan'da. Evet, oldukça süt ürünlerinden zengin olduğu bir yöre. Evet. Çok da faydalı. Mandıra şeyimiz var, birliğimiz. Mandıramızı kurduk köyümüze. Camız ürünlerini yapıyoruz hep orada. Çok güzel, inanın. Köylerimizin sütleri orada toplanıyor, yoğurt, kaymak. Çok güzel, evet. maşallah. Allah. Köylü kadınlar da tabii ayrıyeten yapıyordur herkes. Çok güzel. Hem oradaki insanların üretimlerine fayda oluyordur diye olmaz olur, düşünüyorum. Nasıl? Hep değerlendiriyorlar herkes yoğurdunu, sütünü orada. İşletmemiz oraya köyümüzün içine kuruldu. Çok güzel. Elinize sağlık. Evet. Yavaş yavaş tereyağımız da evet. eridi. Şimdi tekrardan içerisine un katacağız. Un katacağız. Un katacağız. Evet. Ben hemen kaşık vereyim. İsterseniz kaşık kaşık ekleyelim. Daha önceden de bize ketemizin hamurunu yoğurmuşsunuz. Evet. Bu hamuru yani programda hazırlayıp evet, da göstermemiz için sevgili izleyicilerimize evet. Bunu bize nasıl yoğurduğunuzu anlatmanızı evet. istiyoruz. Ketenin içine bazıları hep yağ falan koyar. Kayseri'de evet, normalde bir ketenin içerisine yağ koyarız. Şeyleri, besin değerleri fazla olduğu için evet. hiçbir şey koymadık. Sadece camur sütüyle yoğururuz. Sadece sütle yoğurdunuz, evet, doğru evet, mudur? Camur sütüyle. Herhangi bir yağ katmadan. Hayır, hayır, hiçbir şey katmadık. Allah'ım nasıl bir güzel evet. nimettir. İnanın. Kete çok ağır da olmayacaktır. Ekstra yok. Yağ koyulmadığı pişirince için. Pişirince görürsünüz ya çok güzel olur. İnşallah. Yağ falan hiç İnanın, koymadık. Evet. Heyecanla bekliyorum yani. Evet, sevgili izleyicilerimiz inşallah. De yine aynı şekildedir. Evet. Çok güzel. O tereyağının kokusu gerçekten evet. harika gelmeye başladı. Fırınımızda 180 derecede ısınmaya devam evet. ediyor. Sıcak fırına girecek. Soğuk fırına bildiğiniz gibi hiçbir ürün evet. atmıyoruz. Sıcak olması gerekiyor. Bazı ürünlerde ılık ama teknik itibariyle de sıcak bir fırına girecek. Yavaş yavaş pişerse kurur. Öyle evet. değil mi? Evet. Bir anda yüksek ısıda pişireceğimiz evet. ketilerimiz güzel güzel kabaracaklar. Aynen öyle. Üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Bu da hürmetçi yumurtasından Oranlı köylerinden gelen yumurtalarımız. Bunların sarısı da oldukça çok güzel çıkıyor. İnanın çok merak ediyorum. Ekstra yağ katılmadan sırf evet. manda sütüyle hazırlanmış kete hamurumuzdan keteyi bekliyoruz. Bizim yöremizin sözlerinden birisi de annenin ketesi, babanın kesesi derler. Bilir misiniz Hürmetçi teyze? evet. Hürmetçi teyze. Evet. Şöyle Kayseri'de de bir şey var yani. Ketenin bir şeysi var.
bir kız istemeye giderken evet. Giderler gelirler. Konu komşu sorar mesela, gelin kızın nasıl derler eskiden. Hani şimdi hep onlar falan kalktı da artık gençleri birbiriyle görüşüyor, anlaşıyor. Öyle oluyor yani. Evet. Konu komşu gelir, gelin kızın nasıl, işte komşu güzel mi, çirkin mi şey der, böyle şeydir. O da der ki kete gibidir. Hani ketenin evet. öyle şeysi de var yani. Öyle güzel evet. manası da geliyor evet, değil evet. mi? Evet, kete gibidirler yani güzel olduğu için. Maşallah. Evet. Valla eskilere inanın özlemimiz çok artıyor. Özellikle evet. Yöresel ürünlerin evet. arttığı gibi eskilere özlemimiz de oldukça evet. fazla. Artık çocuklar okuyor, kendisi buluyor. Kendisi artık evleniyor, yeni tanışıyor. Düzen, evet, yeni, eskiler yeni yıllar, yavaş yavaş. Yeni nesiller. Ama eskiler de çok değişti. Güzeldi. Çok güzeldi, eskiler de çok güzeldi. İsminiz Hürmet. Hürmet. Hürmetçi köyünden geliyorsunuz. Evet. Var mı bir isim koymayla bir bağlantınız? hayır. Öyle şaka yapar amcam bazen. Ben köyümün adını daha Hürmetçi koydum. Hanımımın adından ne diyeyim de alakası yok onun. Misafirperver olduğu için evet. yani köylerimiz öyle şey etmişler. Allah razı olsun. Evet. İnanın isminizin de gerçekten evet. Anlamını taşıyorsunuz. Burayı biraz kısalım. Sizi buraya evet. misafir ettik ama sanki evet. siz bize Hürmet ediyormuşsunuz gibi bir durum oluştu. Hakkınızı helal edin helal bu konuda olsun, da. Helal olsun, nasıl söz olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet, unumuzu evet, artık... Oldu unumuz. Evet, altını evet, kapatalım. Kapatalım artık kapatalım, altını. Evet. evet. Şimdi artık unumuzu... Ketemizi yoğurmaya bakalım. Sütümüzü ılıtalım. Tamam. Cama sütümüzü, manda sütümüzü. Koyalım, biraz ılısın. Ölçelim mi? Ölçerek koyalım. Evet. Daha iyi dört olur. 4 bardak un, şey süt. 4 bardak süt. Sütümüzü. Evet. 2 3 4 bardak evet. sütümüzü ılıtacağız. Isıtalım. Evet. Hemen şu orta kısmını evet. açtım ben. Şöyle yavaştan ısınsın. Şey hamurumuza unumuzu hemen tekrardan size un evet. hazırlığı yapayım. Bezimiz var mı acaba? Hemen siliyorum ben. Burada peçetemiz var. Evet. Şöyle hem de kurulamış oluruz. Evet. Ketelerimizi işlerken. Evet. Hamur yoğurmak için bir de kap lazım. Hemen. Bez. Bu yeterli olur mu? Olur. Olur. Tamam. Olur. Evet. Şöyle tekrardan ısıtalım. Size ben tekrardan un çıkarıyorum. Evet. Şurada bir eldiven gördüğüydü, onu da alayım. Evet, un da oldukça fazla kullanıyoruz. Kayserimizin en fazla evet. sevdiği hamur işleri. Hamur işleri, öyle değil mi? Hamur işleri, gözleme, yağlama, kete çok kullanıyoruz. Oldukça da çok seviyoruz. Evet, seviyoruz da. Evet, şöyle bir kontrol bardak edelim. Bardak ölçüleriyle ben onu mu alayım? Ben göz kararı yaparım da burada ölçelim yani. Ölçüyü evet. izleyicilerimize de evet. bildirelim. Bir onlar bardak, da evet. yapmak isterlerse 4 su bardağı kadar unumuzu koyuyoruz. 4 su bardağı da manda sütümüzü içerisine ekleyeceğiz. 8 bardak un olacak. 8 bardak, bardak mı evet, verelim? 8 bardağı. Evet. O zaman şuradan birazcık daha unumuzdan ekleyelim. Evet. Dualar edince de bereketleniyor, öyle değil mi Hürmet evet, teyze? Evet, tabii, tabii. Her şey dua. Hem lezzeti artıyor, tabii. hem... Bir
tane daha alalım, tamam. Evet. Tamamdır. Tamamdır. Şunu da oraya alalım. Ama dursun onu şey. Açmak için kullanırız açmak bunu da. Için, evet. Bunu da kenarda bırakalım. Evet, sütümüz de ısınmıştır. Yeter. Evet, tamam. Mayamız, hamur mayamız var mı acaba? Hamur mayamız var. Bir tam tuz atıyorum. Hemen mayamızı da tuzumu çıkaralım. Tuzumu da atıyorum şöyle. Bir tutam. Evet. Daha öncesinde mayalandırdığımız hamurumuzu kullanacağız. Hamurumuzu kullanacağım ama şimdi göstermek amaçla yapıyorum. Almamış mı Mustafa Bey? Evet. Tarih geçmiş bir tane var ama o da işimizi görmeyecek ama tamam. Kattığımızı evet, söyledim. Evet, kattığımız mayamızı, hamur mayamızı kattık içine. Evet. Şimdi de sütümüzü de yürüyor. Biraz bir tutam daha şeker ilave bir edelim. Bir tatlı kaşığı şekerimiz. Evet, onu da hemen içerisine ilave edelim. Şuradan. Neyse, yoksa dursun, o da dursun. Evet, tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı da şekerimizi ilave ettik. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Ben hemen elini yakmasın, ha, sıcamış. Evet, yapmaz. Ilık bir sütle. Evet. Dur, tamamdır, ben bir tane şöyle yoğurayım. Siz de zaten yanmayın. Hamurumuzu yoğurduk, geldik. Bunu gösterme amaçlı yapıyorum ben. Tarifini de vermiştik zaten sevgili izleyicilerimize. Evet, tamam. O zaman şey yok. Koyayım birazcık daha ekleyelim. Sütümüz fazla ısınmış biraz. Ilık olması lazım. Tamam. İsterseniz ben onu yoğurayım, hazırlayayım sevgili izleyicilerimize. Tamam, sen siz de kete hamurumuzu tamam, hazırlamış tamam olduğumuzu o şekilde birlikte toparlamış tamam olalım. Evet. Siz ketemize şeklini verin, güzelce evet, işlerini evet doldurun. Ben yumurtamızın sarısını kullanacaktım, evet, öyle değil mi? Evet, sarısını kullanacağım. Hemen onların sarısını evet hazırlıyorum sizlere. Üstüne süreceğiz, susam ve çörek otumuz da evet işin içerisine girecek. Evet, aynen. Şu hamurumuzu şöyle alalım. Evet. Ben hemen onu sevgili izleyicilerimiz için hazır hale getireceğim. Böyle ufak ufak kete hamurumuzu alırız. Böyle içine işlerini koyacağız, kapatacağız. Evet, altın sarısı gibi güzel köy evet yumurtamızın yumurtam sarıları da olsa getirirdim ben hani onu hazırlamış edemedim olduk. Evet. Ufak ufak bezeler alıyoruz. Bunu işleyeceğiz. Ben hemen tepsiyi de evet, hazırlayacağım sizlere. Evet, şöyle fırın tepsimizin içerisine hazırlığımızı yaptık. Yağlı kağıt evet koyduk ama dilerseniz evet küçük şekilde aynen öyle tereyağı olur, normal yağ olur. İşte yağlayabilirler. Koyalım. Evet. Evet. Şimdi artık ketemizin İşlerini koyalım. İçini koyuyoruz. Evet. Tekrar kapatıyoruz böyle. Evet, çok güzel. Elinize sağlık. Bir şey olsun. Tam Kayseri ketesine evet layık, ağzımıza annemiz, layık. Annemiz, ebelerimiz, dedelerimiz böyle yapardı yani. Evet. Biz yöresel keteyi yapıyoruz burada. Çok güzel. İnanın evet lezzetinin de güzel olur, çok güzel güzel olur olacağını evet tahmin ediyorum zaten. Hemen yumurtamızın sarısını da çırpıp hazırlayayım. Evet. Bunu süsleyecek bir de
ketelerimizin yüzlerini. Susam ve çörek otu kullanarak öyle değil mi? Öyle de bir de çatalla bardakla süslerim ben yüzüne süs veririm. Evet onu da sizden görmek evet. istiyoruz. Onu da süsleyelim güzelce. Yapımı da oldukça kolay. Kolay evet. Malzemesi, herkes rahatlıkla yapabilir. Az, hamurunu güzel şekilde yoğurduktan sonra. Çok malzeme istemeyen şeyler bunlar. Evet. Evet. 8 bardak un. Evet. 4 bardak süt. 4 bardak süt. Ama camus sütü olması gerekiyor evet, değil mi? Mandal sütü evet. Herhangi bir ekstra yağ katmadan hazırlayacağımız. Hiçbir şey koymadık biz evet. buna. Mayalandırmak için de. Hamur mayası. Hamur mayası. Bir tutam şeker, bir tutam tuz. Hamurumuzu alalım buradan. Bu kadar yeterli evet. oluyor bizim için. O güzel şekillerinizi de görmek istiyoruz. Evet. Böyle alıyorum. Böyle yaparım. Şöyle. 2-3 tane daha. Ben de annemin ketesini çok severim. Evet. Güzel olur. Gerçekten hani büyüklerden görerek devam ettirdiğimiz o klasik mutfağımızı çok seviyorum. Atalardan gördüğümüz, büyüklerimizden gördüğümüz yiyeceklerimizi kesinlikle asimile etmeden evet. sonraki nesillerimize de aktarmamız ulaştırmak lazım. İstiyoruz. Zaten Yöremin Tadı programını biz evet. bu şekilde vizyon ve misyonuna bağlı şekilde devam ederek diyoruz. Bu güzellikleri, bu yöremizin güzel tatlarını sizlere de ulaştırmaya çalışıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ketenin içlisi de makbuldür öyle değil mi Hürmet evet, teyze? Evet. Bazıları keteyi içsiz yapıyorlar ama... Ben sevmezdik onu. Biz de, biz de sevmezdik. Evet sevmezdik onu. Biz içli severek köyümüzde de böyle yaparlar yani. Yani yerken o dökmemeyi uğraşmak gerekiyor değil evet, mi? Evet evet. Elinize kolunuza evet. sağlık. Bunu süsleyelim bir tane. Evet. Ben hemen çatalımızın size... da süslerik, bardağımızın da süslerik. Ben... Şöyle ağzı geniş bir... Dar olsun ağzı, dar bardak olsun. Çay bardağı bizim evet, işimizi görecektir evet, o halde. Evet. Fırınımız artık ısınmış. Evet, hemen yüzünü çalalım, sürelim fırınımızın içine de. Evet. Elinize şöyle. Sağlık. Gerçekten süslerik. Çok bir şık şöyle duruyor, yumurtanın şeysini alayım ben şöyle. Şundan da yapayım bak böyle. Çatalından da yapayım. Çatalla da direkt olarak. Evet şöyle. Gerekir şöyle. Çatalından da yaparım. Oldukça evet. güzel oldu. Elinize, emeğinize sağlık. Tutuyor biraz da. Onun mu şey yapsak acaba dur. Bundan daha güzel olur herhalde. Tutmaz için. Piştikten sonraki şeklini de oldukça merak ediyoruz. Evet. Çok fazla da kabarmasın evet, öyle değil mi? Evet, çok hafif kabarsın bıçakla bizim için kafi. Evet. evet elinize sağlık. Yumurtamızın sarısını da hazırladım size. Fırınımız keteleri fırına verdikten sonra artık evet. Yağlama yapma zamanımız var, evet. geldi. Yağlamaya geçeceğiz. Ama bu yağlama Kayseri yağlaması gibi değil. Hürmetçi yağlaması. Hürmetçi yağlaması evet. evet. Bunu da sizlere aktarmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Birazdan yağlama yapacağız. Ama Kayseri yağlaması değil. Hürmetçi yağlaması olacak. Biraz bunun içine su katayım ben dur. Hafiften. Burada, ama su yok burada değil mi? Şurada var. Dur. Evet.
suyumuz burada. Tamam. Şebitimizi yapacağız. Evet. Şebitimizi yapacağız ama kıymalı yapmayacağız. Hayır, kıymalı değil. Kaymaklı yapacağız, evet, öyle değil mi? Manda kaymağı kullanacağız. Aynen öyle. Yanına da sarımsaklı yoğurt yapacağız. Yanına da sarımsaklı yoğurt ama camız yoğurdu. Evet, camız yoğurdu. Manda yoğurdumuz. Bunları kullanarak hazırlayacağımız güzel bir yağlamamız olacak. Köyümüzde evet. Genelde hep böyle yaparlar keteyi. Elinize emeğinize sağlık. Yağlamamızı da yaparlar da artık şey kıymalı yağlama yapıyorlar. Bu yağlamayı yapmaz oldular. Evet. Biraz daha zengin işine çevirmeye evet, çalıştılar evet, açıkçası. Aynen öyle. Ama bu şekli daha sağlıklı olduğunu evet, düşünüyorum. Eski ninelerimizin yaptıkları yağlamadan yapacağım ben. Büyüklerinizden gördüğünüz. Evet. Evet, ben hemen bunu susam ve çörek otunu ekledikten sonra hemen fırınımıza göndereyim. Güzel şekilde piştiklerini programımızın sonuna yetiştirmek üzere fırına gönderelim. İnşallah güzel şekilde. Buyur. Evet, elinize sağlık. Artık ketelerimiz fırına gitmeye hazır. Hazır. Şöyle size de göstermek istiyorum. Evet. Evet. Hürmetçi ketelerimiz fırına gidiyor. Gitmeye hazır, evet. Şimdi burada yağlamamızı yapacağız. Şimdi ben hemen orayı sileyim. Peçetemizle alayım. Şimdi artık tekrardan aslında şebit açacağız, öyle değil mi? Şebit açacağız, evet. Şebit yapacağız. Artık susam ve çörek otumuzu kenara aldım. Tuzumuzu da kenara aldım. Şöyle merdanemi size vermek istiyorum. Evet, buyurun. Şu şekilde artık hamurumuzu da dinlendirdik. Evet. Şu sütümüzü pişirelim. İçin bu sütü. Manda sütü değerlilikle araya gitmesin. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Tencereye dökün, pişirin. Tamam. Çünkü fazla da durmaz mandanın sütü. Evet. Beklemez onu da yani. Aslında koyup yavaştan kenarda pişirsek de olur. Evet. Evet. Ekleyelim. Hazır elimizdeymişken sabah hazırlamış olduğunuz manda evet, sütü sabah diye sütü bu. Tahmin ediyorum. Pişirin için bunu güzelce. Evet. Yayından sonra. Hazır sevgili izleyicilerimizle evet. Birlikteyken de sütümüzü de pişirelim. Evet. Ben şöyle alayım onu. Pişirdiğimiz zaman daha uzun gider tabii evet, ki de. Tabii. Zararlı. Çünkü manda sütü yağlı olduğu için ekşime çabuk olur bunda. Evet, doğrudur. Evet. Bu yüzden pişirmemiz icap ediyor. Evet, yavaştan kaynamaya evet. Başlasın. Biz de şeylerimizi alıyor böyle yağlamalarımızın hamurunu ufak ufak. Küçük küçük. Küçük küçük, evet. Şebit hazırlıyoruz. Şebitimizle. Yoğurdu da yeni mayalamışsınız. Evet. Çalmışsınız deriz. Evet. Siz de aynı şeyi söylersiniz evet. Diye düşünüyorum. Çaldık. Aynen. Aslında evet. Yoğurdu mayalamak, biz çalmak deyimini kullanıyoruz. Evet, yoğurt çalma. Çaldık deriz. Öyle söylenir. Öyle değil mi? Evet, evet, öyle söylenir. Daha doğru, bizim için daha doğru bir daha cümle doğru, oluyor aslında. Evet. Yoğurtlarımız çalınmış ama henüz dolaba girmeye hazır değil. Birazcık hayır, daha dolaba hiç konmadan dışarıda getirdik. Mayasını evet. İstiyor. Sonrasında tekrar dolaba koyduğumuzda tabiri caizse taş gibi bir evet. Yoğurt olacak. Evet. Öyle değil mi Hürmet evet, teyze? Evet, aynen öyle. Manda yoğurdu zaten sert olur. Özelliği yoğurdu onun. Bunun ayranı da çok güzel oluyor. Ayran da güzel olur. Yemesi de güzel olur. Her şeyle. Evet. Her şeyi çok güzel oluyor. Evet, kalsiyum deposu, sarılık hastalığına iyi gelir bu. Kesinlikle. Evet. Bezelerimizi aldık. Şimdi açacak. Şeyimizin tavamızın tavamızın altını yaktım. Evet. Isınsın. Yüksek ısıda pişireceğiz. Evet. Yavaş yavaş pişirmeyeceğiz. Tabii ki de diğer hamurlarda işlevinde olduğu gibi
güzel şekilde pişireceğiz. Evet. Hızlı şekilde pişirirsek kurumaya da yumuşak, mahal yumuşak olur, evet. Vermeyiz diye düşünüyorum zaten. Yumuşak olur. Hürmet teyzem, elinizden inanın çok maharet olduğunuz. Ben sürekli hamur yapıyorum, biliyor musunuz? Gözleme yapıyorum. Gerçekten çok belli oluyor yani. Kahvaltı yerimiz var, oraya sürekli gözleme yapıyorum inan. Çok güzel. Elinize, emeğinize sağlık. Hava ne kadar büyüklükte? Biraz daha şu büyüklük, açayım. Birazcık daha. Evet. Pişerken hafiften çekeceğini de göz önünde bulundurursak. İncesi daha güzel olur. İncesi en güzeli. Evet. Evet. Elinize, emeğinize sağlık. Fazla ununu alıyoruz pişirmeden önce. Evet. Şöyle bir çırptıktan sonra direkt olarak alalım. Elinize sağlık. Ben düzeltirim burada. Tamam. Ben pişireceğim. Yüksek ateşte. Evet, yüksek ateşte güzel şekilde şebitlerimizi pişirelim. Pişirmek işi de önemlidir, öyle değil mi? Evet, tabii. Kurutmayacağım bunu. Kurutmayacağız. Evet. Güzel şekilde pişireceğiz. Güzelce... Aynı zamanda hemen yağlamamız lazım onu kaymakla. Evet. Kaymağımızı biraz özenemiz lazım. Evet. Onu da hemen diğer yandan da hazırlayalım. Evet. Şöyle küçük bir kabımızın içerisinde... Manda kaymağımızı çok fazla çırpma işlemi de yapmıyoruz açıkçası. Evet, şöyle özüyoruz. Öyle değil mi? Bir tabağın içine dözesek. Aynen olduğu tabağın içine dözesek olur yani. Olur mu bunun içerisinde? Evet, ona hiç koyma. Kaymağımızı şöyle. Evet. Çok fazla da çırpıp. Hafiften de biraz tuz atmalıyız ona, hafiften. Evet, çok hafiften de evet. Tuzlandıralım. Hafif bir tuz. Şöyle. Fazla olmayacak. Çok fazla da çırpıp o sütünün de yüzüne çıkmasını evet. istemiyoruz. Şöyle güzel şekilde evet, tuzunu yedirsek mi? Yeterli olacaktır, öyle değil mi? Evet, evet. Çok güzel. İnanın bunun üstüne güzel bir bal döküp kahvaltıların baş tacı olur bu. İnanın evet. o kadar güzel ki. Evet, hemen şebitimize bir bakalım. Evet, şöyle çevirelim. Diğer tarafta yavaştan pişsin. Sütümüz de artık yavaş yavaş kaynayacak. Evet. Diğer yandan da sütümüzü pişirelim, öyle değil mi? Tabii, evet. Besin değerleri çok yüksek olan bir süt bu. Keçi sütüyle camı sütü. Kesinlikle. Evet. Keçi sütü de oldukça evet, besin değerleri önemli. Çok yüksek. Zaten ikisinin de şeyi bir beyaz olur. Bütün yoğurtları, kaymakları, keçinin camızın beyaz olur. O da hem lezzeti evet. hem de görüntüsü. De yeterli. Yeterlidir. Burada benim bir bakır bir sunumluğum var. Bunun üzerinde yapmak evet, istiyorum. Evet. Şebetimi birazcık daha pişireyim. Şöyle. Altı sonuna kadar açık. Son hızıyla pişirmemiz lazım. Evet. Gücümüzün yettiği kadar değil mi aslında? Kurumaması için. Kesinlikle kurumasın. Kurumaması için. Bundan gözleme de çok güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Yapıyor musunuz gözlemesini? Gözleme ben sürekli yapıyorum. Manda çünkü, sütüyle. Çünkü kahvaltı veriyor. Süt de katarım evet içine. Oo, çok güzel oluyor. O içerisine koyduğunuz ürünlerin de ekstra lezzetini artırıyor. Evet, peynirini, içinden şeyini güzel oluyor. Yani isteyen gözlememizi severler, hep isterler gelenler. Elinize, emeğinize sağlık. Artık şebitim pişti. Evet, bunu hemen onu kabımıza alıyorum. Ben pişirmeye devam ediyorum. Ben bu güzelliği size bırakacağım.
sevgili izleyicilerimize yöresel olarak... Gözlerimizi pişirdik. Şimdi de yağlıyoruz. Evet. Kaymağı üzerine koyuyoruz. Onun sıcaklığıyla eriyor, öyle değil mi? Daha da yumuşak olacak. Çebitimiz de yumuşayacak. Evet. Allah'ım daha ne da güzel bir veli nimet. Yanına da sarımsaklı yoğurt yapacak inşallah. Çok güzel. Böyle. Elinize emeğinize sağlık. Arkalı önlü. Arkalı önlü yağlarım. Bol yağ. Evet. Evet. Sütümüz de. Mandalarımız bol olduğu için bol yağlarım. Taşmaya benim. Geldi ama evet. Taşırmadı. Yeter. Pişti sütümüz de. Evet, sütümüz pişti, evet. Kabardı. Tam zamanında kapattık. Evet. Evet, yeterli. Artık soğumaya bırakacağız. Bu şekilde dolapta kaç gün saklayabiliriz? Bu şekilde dolapta 5 gün saklayabilin. 5 gün evet, hiçbir şey olmadan. Hiçbir şey olmadan. Tabii taze sağılmış olacak. Taze. Yani bugün taze. Sabah evet, sağıldı. Burada olmayacak. Evet. Burada sütümüzü de kaynattık. Artık dolabımızda 5 evet. gün beş hiçbir gün şey olmadan bekletebilirsiniz. Bekletebiliriz. Yani. Evet. Beşinci gün çıkarsak, yoğurt yapsak, ısıtsak, yoğurt olur. yapsak olur. Daha uzun gider mi? Olur, gider. Ayrıca sütümüzü de değerlendirmiş evet. oluruz. İçebildiğimizi içeriz. Evet, ılıtır, yoğurt yaparsanız o da olur. O da olur, evet. her türlü değerlendirebiliriz. Her türlü değerlendirebilirsiniz. Evet. Evet, şöyle şebitimiz de pişmeye devam ediyor. Bu ikinci vereceğim şebitinde mi arkasını önünü komple yağlayacaksınız? Hayır, ağır gelir diyoruz ama iki taraflı yağlayayım. Orijinalini istiyoruz biz. Evet. Ben iki taraflı yağlarım bilmiyorum yani. Evet. Bu yani şebitin çok, daha yumuşak olması için evet. Evet. Çok özellikli ve güzel olduğu için evet. kesinlikle ne kadar kullanırsak da kullanalım. Evet. Oldukça yormayacak, vücudumuzu sarsmayacak bir güzellik. Doğal evet. olduğu için hiç problem olacağını hayır, düşünmüyorum. Hayır, ben. Hayır. Hiçbir şeylik olmaz bunda. Doğal yiyeceklerde hiçbir sıkıntı olmaz. Evet. Sütümüzü artık kenarda soğutmaya aldım. Şimdi ikinci şebitimi de vermek evet. istiyorum size. Buraya alalım. Bu şekilde. Evet. Üzerine koyuyorum. Tamam, koy. Şöyle birazcık unumuz yandı tavamızla birlikte. Onu hemen bir peçete yardımıyla siliyoruz. Peçete ben de var aldım. Evet, tamam. evet. Yine kaldığımız yerden evet. devam ediyoruz. Evet. Şebit pişirirken ne yazık ki böyle şeyler de oluyor. Göz değmesin. Evet. Şöyle şebitlerimizle diğer yandan pişirmeye devam ediyoruz. Elinize emeğinize sağlık. Ketelerimiz de çok güzel. Kızarıyor mu? Çok güzel evet. durumdalar. Birazcık daha zamanları var. Evet, tamam. Bir yerini çevirebiliriz aslında. Şöyle bir kontrol evet. edelim. Evet, çok güzel. Güzel bir şey. Evet, birazcık daha zamanı var. Sonrasında biraz nar gibi olan tavada ketelerimizi biraz çıkaralım. Biraz incedelim. Tavaya girince topluyor. Evet, pişince birazcık evet. daha çekiyor. Evet. Maşallah. Ben normalde yetiştirmeyi, yani pişmeye yetiştiremem şebit açmayı. Ben birazcık yavaş açıyorum herhalde. Evet. Siz üstüme 8 tane açtınız. Vallahi bu kadar maharetli ellerden böylesine güzel tarifleri bizimle paylaştığınız için hamur işleri size yaptığım çok için teşekkür yani ederim. Şeydir. Hamur işleri bizim işimiz. Evet. Kayseri'nin işi. Ay, kilolardan belli olmuyor mu Kayseriler? Evet, o birazcık evet. ne yazık ki belli ediyor kendimizi ama o da olacak. Yani evet. olması gerekli. Evet. Böyle güzel şekilde şebitlerimizi de pişirmeye devam ediyoruz. Evet. Şöyle bir 5 dakikamız kaldı fırın için. Evet. Sonrasında çıkaracağız. Bu esnada da şebitlerimizi güzel şekilde pişirmiş oluyoruz. Evet. Aslında bu şebitim de tamam. Olursa tamam. Ben bunu da yiyorlar. Direkt evet. olarak üzerine ekliyorum. Oraya ayrı koyalım. Bir tekrar peçeteyle evet. silmek istiyorum onu da.
Yüksek ateşte olduğu için evet. Tavada hemen o unumuz yanıyor. Tekrar hemen her seferinde şöyle bir peçeteyle alırsanız herhangi bir şebetimiz de kirlenmez, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Evet. Sacda yaptığımız için 5'e 6 birden yapılıyor. Bizim tava olduğu için tabii bir problem oluyor. Sac olunca işin rengi değişiyor. Evet. Tandırda olduğu zaman daha evet. başka oluyor. Evet. Bunlar çörek otu karışmış. Bunu yerken balda kattığınız oluyor mu yanına? Katan katıyor. katan oluyor evet, değil mi? Oluyor. Böyle çiftçi işe giden, evet. Ağır işlerde çalışan evet. çiftçilerimiz katarlar diye düşünüyorum. Evet, çünkü inanın o bölgemizin bütün yöresel ürünlerinin çok güzel olduğu, çok besleyici evet. olduğu, insana güç verdiği aşikar. Hürmetçi'de havalar nasıl? Havalar güzel. Tam serin, zamanı değil serinledi, mi? Serinledi, evet. Tam gezme zamanı açıkçası. Tam gezme zamanı, evet. Hemşerilerimizin de artık oraları evet. keşfetmeleri, yerli turistin de evet. oldukça fazla evet. gelmeleri önemlidir diye umut ediyorum. Hürmetçi köyünü tanıtımında çok şeyimiz oldu bizim. Allah razı eskiden olsun. Hiç kimse bilmezdi yani köylerimizi. Çok güzel tanıttık biz köylerimizi. Çok güzel. Evet, camızıyla, kesin. Mandasıyla, kapatısıyla. Şu güzellikleri gördükten evet. sonra zaten imkansız, tanınmaması imkansız. Evet. Evet, artık ketelerimiz oldu, pişmiş durumda. Evet, altıda oldu mu acaba? Altıda pişmiştir evet. diye umut ediyorum. Şöyle altına da bir kontrol evet, edelim. Evet, çok güzel olmuş. Çok hı-hı. güzel. Gösterebilirsiniz. Evet. Şu kenarda dursun, birazcık dinlensin. Sunum esnasında göstermek istiyorum. Evet. Pişirmeye devam ediyoruz. Hemen sarımsaklı yoğurt hazırlayalım. Evet. Hürmet teyzem. Sarımsağımız burada. Evet. Şöyle şebitlerimizi de evet. hazırladım. Bunları da diğer yandan pişirmeye devam edeceğiz. İzleyicilerimize de artık vermemiz gereken her şeyi verdiğimizi düşünüyorum. Evet, bu şebitimiz de hazırlandı. Burada bir bıçağımız falan var mı acaba? Evet. Burada. Şurada bıçağımız var. Şöyle bırakayım, siz buradan alın. Fırınımızı da kapatalım. Kalan hamurlarımız sonra. Programdan sonra hemen onları da değerlendireceğiz. Hemen kısa sürede sevgili izleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Onlara bu güzelliği göstermek için programımız esnasında hızlı hareket ettik. Hoş sohbetinizle de evet. inanın mest ettiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ellerinize sağlık. Dövecek. Bir dövecek, bir de tabak, yoğurt tabağı. Tamam. Şurada küçük döveceğimiz var ama şeyden şey de olabilir, kullanalım. Rende, ufak bir rende falan da olabilir. Küçük rendemiz de var. Küçük olsa doğrayın benim. Küçük rendemiz de var. Rende varsa hemen küçük de, rendemizden rende geçirelim. Şurada. Evet. Ha, tamam. Tamam. Şuradan küçük evet. şekilde rendeleyebilirsiniz. Hemen size bir yoğurt tabağımızı. Kasesi de vermek istiyorum ama şebitimi de yakmak istemiyorum. Evet, evet. Bak, evet. Burada unuttuk mesela bunu. Yani şey şöyle. Unumuzu artık kaldırıyorum evet, arkaya. Kaldıralım. Şöyle fazla ürünlerimizi kaldıracağım. Sıcak sıcak yağlayalım evet. hemen. Oldu mu? Bu da tamam. Tamam. Üzerine koyuyorum. Tamam. Evet, diğer yandan da diğer iki şebitimi de pişirmeye devam ediyorum. Sıcak sıcak yağlanırsa kurumaz hemen. Biraz hem, o biri hem o güzelliği evet. içerisine çekiyor hem de şebitimiz. Evet. Ben hemen rendeleyeyim isterseniz. Rendeleyin, buyur gel.
Yoğurdumuzu da içerisine alabiliriz. Evet. Ben hemen onun hazırlığını da yapayım, sarımsaklı yoğurdumuzu. Taze yoğurdumuzu kullanacak mıyız? O da olur. Öncekinden varsa süzülmüş yoğurdu da olur. Süzme yoğurdumuz. Güzel olur. Evet. Evet, bu kadar yeterli. Güzel şekilde sarımsaklı yoğurdumuzu da hazırladık. Hemen bir bakalım. Taze yoğurdumuzu bozmadan elimizdeki yeni hazırlandığı için onu kullanmak istemiyoruz. Birazcık kendi yoğurdumuzu kullanacağız. Ne yazık ki yeni çalındığı için, yeni çalındığı için diyorum. Evet, yapıldığı için. Birazcık evet, onu biraz kullanmayacağız. Bozulmasını da istemiyoruz. Evet. Bu şekilde, güzel şekilde yoğurdumuzu da hazırlayalım. Şöyle kenarda kalsın. Şöyle artık fazla ürünlerimizi de alalım. Ekmeğimizi de gönderelim. Evet. Şimdi artık yavaş yavaş sunuma başlayabiliriz. Hürmet teyze. Evet. Bu Kayseri ketemizde yoğurda biraz tuz atalım. Hafiften tuz. Evet, onu da eklemeyi unutmayalım. Evet. Sarımsağı döverken tuzlayabilirsiniz. Biz rendeledik. Yaptık ya. Biz rendeledik. Aynı şey evet. Aslında. Çok bir farkı yok. Böyle güzel şekilde sarımsaklı yoğurdumuzu da yanında hazırladık. Şu ketemizin güzelliğine bakar mısınız? Evet. İnanın hiçbir şey yok içinde. Sadece manda sütüyle. Çok doğal. Evet, çok doğal. Kesinlikle çok doğal ve çok lezzetli. Yumuşacık olmuş. Elime aldığımda hemen fark ettim. Çok az kaldı. Hemen tezgahımızı silelim, toparlayalım. Sonrasında sunumumuza geçelim. Şöyle şu kenarda dursun. Şöyle. Evet. Evet. Tamam. Artık kapatabilirim. Onu evet, tamam, kapandı. Son kaymağımızı da sürüyoruz. 8 adet çebitten güzel bir yağlama yaptık. Asıl yağlama da bu, evet, diyebilir miyiz aslında? Asıl yağlama. Asıl yağlama gerçekten bu oldu. Sonrakiler evet şeyliler. Kıyma kıymalılar, evet, kıymalılar. Ama bu farklı sonradan, bir evet, bu esas bizim kaymağı şeyimiz, hürmetçe yağlamamız bu bizim. Evet. Ebemden, dedemden görmüş olduğunuz. Evet, şöyle kıymalı. Fazla kaymağı alıyoruz. Bunu da bir keselim. Evet. Farklı. Ben artık şöyle güzel şekilde sunumunu hazırlamak istiyorum. Normalde dörde bölüyoruz, evet, bildiğiniz gibi. Evet. Dörde bölelim. Sunumunu hazırlıyoruz ama ben şu şekilde bir sunum hazırlamak istiyorum. Şöyle. Allah'ım, bu nasıl bir güzellik. Sabah kahvaltısında zaten ortaya da ufak şeylerle koyduk. Biz böyle büyük tepsiye yaparız bunu. Sarımsaklı yoğurunu koyduk tabakla. Batırılır, böyle dürülür, yenir. Evet, şu şekilde dursun. Peynir, manda peynirimizden de koyalım şöyle bir tabağa. Şöyle kaymağımızı alalım. Sarımsaklı yoğurdumuzu evet, da dökelim. Allah'ım, nasıl bir güzellik. Peynirimizden de kaymağımızı şöyle da koyalım şöyle. Peynirden, kaymaktan. O dilim kaymağımız, tereyağımız, vardı ya, yoğurdumuz. Şimdi bir de ketemizi hazırlayalım. Ketemizin de şurada benim güzel tabaklarım var. Şöyle tereyağımızı öne çıkaralım. Şöyle ketelerimin.
Şöyle şey, birini size göstermek istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Şöyle doku testi yapmak istiyorum sizlerle. Şöyle keteyi böldüğümüzde o içinin güzelliği. Bakın çok güzel. Altının kızarmışlığı kesinlikle tam istediğimiz gibi hürmetçi ketemiz. Evet, elinize emeğinize biraz sağlık. Biraz daha bunların kabarması lazımdı da hani program daha o şey olduğu için. Bir çok fazla bekleyemedik. Bekleyemedik, evet. Evet, şu şekilde evet. Sunumumuzu hazırlayalım. Biraz kapatmamız lazımdı. Elinize emeğinize kaymağımızı sağlık. Kaymağımızı da şöyle alalım, bir dilim kaymağımız var. Kaymağımızı da evet. Hemen alalım. Peynirimizi de buna koyabiliriz. Evet. Evet, şu şekilde kaymağımızı da sizlere güzel şekilde aktaralım. Tamamen yöresel olan. Bu da böyle mandal peynirimiz. Çok güzel. Çörek otlu. Evet, çörek otlu süzme peynirimiz. Süzme peynirimiz. Evet. Bu da sizlerle sevgili izleyicilerimiz. Evet, çok güzel şekilde Hürmet teyzem ile Hürmetçi köyünün çok güzel ürünlerini, yöresel ürünlerini birlikte icra ettik. Eliniz dört görmesin. Ellerinize, emeğinize sağlık. Hoş sohbetiniz. Ederim. Elinizle, hamaratlığınızla ayrıca renk kattınız çok programımıza. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Afiyet elinize, olsun. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Yörem'in Tadı programında birlikte olduk. Hürmet teyzem ile Hürmetçi köyünün güzelliklerini birlikte yaptık. Sonraki programlarımızda, sonraki yöresel ürünlerimizle tekrardan görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.